Değerli radikal tahammülsüz arkadaşlarım, şimdi bütün anlatacaklarımızı hangi gözle irdelemenizi istediğimi size göstereceğim. Ben konuşmayacağım, yine Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak. Dünden sanıyorum bir şey bu, hangi saatte olduğunu bilmiyorum. Bir değerlendirmesi var, bunu birkaç kez size anımsatacağım. Sayın Erdoğan'a bir kulak verelim, ülke nasıl yönetiliyor onu bir anlayalım. Bu idrak noksanlığının emarelerini görmek mümkündür. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yaptığımızı bilmiyoruz. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyoruz. Milletim müsterih olsun. Milletim gönlünü ferah tutsun. Şimdi ben eğer bu milletten sayarsa, lütfederse Sayın Cumhurbaşkanı, müsterih olmak için bir daha dinleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü ilişkileri ortaya koyup müsterih olma duygusunu taşıyacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir daha kulak verelim. Hepiniz bunun sonucunda, bu değerlendirmenin sonucunda müsterih olabilecek misiniz, olmayacak mısınız? Kendi içinize, kendi ruhunuza bir sorun. Lütfen İpekçim bir daha gönderir misin? ...lerini görmek mümkündür. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yaptığımızı bilmiyoruz. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyoruz. Milletim müsterih olsun. Milletim gönlünü ferah. Sayın Cumhurbaşkanı lütfedip de beni de milletten sayarsa, milletin bir ferdi olarak biraz kafam karıştı. Biz bugünkü iktidara ne yaptığını bildiği yönde bir kuşku duymayacağız. Ama nasıl yaptıklarını bilmiyorlar. Ben de şimdi Enver olarak müsterih olma gayreti içerisindeyim. Aslında biliyoruz ama nasıl olduğunu tam bilemiyoruz. Yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ekonomist, faiz neden, enflasyon sonuç. Dolayısıyla faizin artmaması bizim lehimize. Enflasyonun artması da dolayısıyla bizim lehimize olmalı. Nebati'nin gözlerine bakıyoruz. Orada nasıl biliyoruz, ne bilmiyoruz, nasıl yaptığımız konusunda bakana bakıyoruz. Bakana baktıktan sonra kur korumalı mevduata bakıyoruz. Bize giren iktisadi olarak bir şey yok. Bizden çıkan ne var ona bakıyoruz. Enflasyon biraz daha artıyor bu arada. Çünkü önümüzde bir de gelecek sene çok acayip bir ödeme var. Faiz düştüğü için ödemeyi yapabilecek durumda olacağımızı biliyoruz. Sayın Nebati'ye bakıyoruz. Gözlerde ışıl ışıl umut var. Zamanlamada hata var. Ondan sonra neye bakıyoruz? Zamlara bakıyoruz. Zamla enflasyon aynı şey değil. Dolayısıyla enflasyon olabilir. Enflasyon, faiz, zam, onu da biliyoruz. Böyle yani. Ben kendi payıma çok da kötü hissetmiyorum. Yani müsterih sayılırım. Bir miktar müsterihim. Doların 17'ler olması beni rahatsız etmiyor. Nasıl olsa ben hep 50 liralık benzin alıyorum. Ama şöyle bir tercih yapıyorum. Milletimizin bölünmez bütünlüğü ve ezanların susmaması, bayrakların dalgalanması açısından daha sık 50 liralık alıyorum eskiye göre. Daha sık alıyorum. Yani eskiden mesela bir sene önce haftada bir 50 liralık alıyorsam, şimdi önce 5 günde bir almaya başladım. Sonra 3 günde bir almaya başladım. Sonra günde bir almaya başladım. Sonra yarım güne düştü. Tahmin ediyorum bu denklem beni saat başı 50 liralık benzin almaya taşıyacak. Orada da şuna bakıyorum. 8 saat uyuyabiliyorsam eğer, 8 saat almıyorum 50 liralık benzin. Dolayısıyla orada mutlu oluyorum. Hani uykuda müsterih oluyorum. Bir de başka bir şey daha var. Ondan da memnunum. Artık araba kullanmayabilirim. Zaten obez, şişmanlık sorunu yaşayan bir milletiz. İş yerimi yakın alırsam, ki bu pek mümkün değil, köprüyü geçmem gerekiyor, yürüyerek geçmeyi deneyeceğim. Yani Kadıköy'den Levent'e, Merdan Bey'e söylediğim zaman yürümek 1-1,5 gün sürebilir. Dolayısıyla bir gün boş, bir gün dolu çalışabiliriz. Çünkü buraya gelip 1,5 gün programı yapıp ertesi gün eve dönüp
dinlenip bir daha yola çıkabilir. Yani kendi payıma çok da kötü hissetmiyorum. Öyle. O zaman ne yapalım? Biz Danıştay'a dönelim. Gerçekten insana şöyle bir rahatlık geliyor. Bir de Danıştay meselesine bakalım. Kadınlar ülkenin teminatı, pes etmiyorlar. İstanbul Sözleşmesi yaşasın. Cumhurbaşkanının tek imzasıyla nasılsa önümde hiçbir engel olamaz. Nasılsa ben kanunları çiğnerim, anayasayı ayaklar altına alırım, dediğimi yaparım diyen bir anlayışla, bir tek adamın iradesiyle yürürlükten kaldırılmaya çalışıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gecede ve bir imzayla aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı kadınlar sözleşmeden vazgeçmiyor. Bugün buradan çıkacak olan karar, kadınların yaşam hakkının korunmasıyla kadınların ölüme terk edilmesi arasında bir karar. Dolayısıyla tarihi bir davadır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan davaların 15'i Danıştay 10. Dairesi'nde görüldü. Danıştay savcısı mütalaasını tekrarlayarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaline karar verilmesini talep etti. Her anımızda, her saniyemizde İstanbul Sözleşmesi'ni savunacağız. Ama aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi bizim onurumuz. Onur mücadelesi veriyoruz burada. Onurumuzu kimseye ezdirmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'nin fesinin iptaline ilişkin açılan davalarda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sol Parti, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Yargıçlar Sendikası ve Barolar, herkes orada. İstanbul Sözleşmesi hepimizin kırmızı çizgisidir ve biz bu kırmızı çizgiden asla vazgeçmeyeceğiz. İlk duruşması 28 Nisan'da görülmüştü ve kadınlar haklarını savunurken polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. O duruşmada başsavcı sözleşmenin fesih kararının iptali yönündeki görüşünü Danıştay'a iletmişti. İkinci duruşma ilkine göre sakin bir atmosferde başladı. Danıştay savcısı Aytaç Kurt mütalaasını tekrarladı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptalini istedi. Yani sözün özü İstanbul Sözleşmesi korunmalıdır dedi. Yokluk kararını vermediği takdirde anayasaya tamamen aykırı olan bu işlemin İptalini talep ediyoruz. Duruşma görüldü. Mahkeme heyeti kararın sonra açıklanacağını söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nin 3. duruşması 14 Haziran'da yapılacak. İYİ Parti lideri Akşener'in yanı sıra birçok baronun iptal başvuruları görüşülecek. Aynı şekilde 14 Haziran'da yine buradayız. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz derken çok ciddiyiz. Bilmiyorum farkında mısınız ama biz bu mücadeleyi sürdürmekte son derece kararlıyız. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadınlar işin peşini bırakmıyor, haklılar. Çünkü birden fazla nedeni var. Türkiye'de kanunsuzluk, hukuksuzluk zaten alabildiğine ama işte elinizde bir metin olduğu zaman ne kadar hayata geçirilir tartışması ayrı ama ona dayandırarak bir meşruiyet zemininde kadınları korumak mümkün olabilir. Kadınları kimden koruyacaksınız? Bizden, erkeklerden, erkeklerin zalimlerinden, erkeklerin yontulmamışlarından. Bu yontulma meselesi de sanmayın ki sadece dar gelirli, cahil falan insanlar arasında, o yanlış bir algı. Şiddetin özellikle kendini beğenmiş, kibirli, budalalık içerisinde olan zengin çevrede, okur yazarlar arasında da ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Cinayetlerde alabildiğine böyle. Dolayısıyla bu kavga doğru ve sağlıklı bir kavga. Buna karşı bir siyasal İslamcı hareketin, üstelik de kendi ülkesinin ilk imzacı olarak İstanbul gibi çok önemli bir şehirde atılmış bu anlaşma metnine imza ile birlikte bağlayıcılığından vazgeçmesi, aynı zamanda da dünyadaki pek çok insan açısından, yahu ilk imzacı olduğun senin ülkende olan bir meseleye ne biçim tutum takınıyorsun deneceği de fevkalade ortada ve açık. Gelelim Tele 1 meselesine. Tele 1 meselesini biraz konuşacağız. Rütü'nün haciz hamlesine karşı Tele 1'e destek yağdı. Tele 1 susturulamaz. Bu doğru. Ben dün meselenin bütün boyutlarını irdeledim, öğrendim ve bugün konuşmak için bıraktım. Habere geçeceğim. Ancak şu gerçekten doğru. Tele 1'e destek yağdı dediğimiz şudur. Şu anda telefon hatlarımız alabildiğine yoğun. Yani biri kapanıyor, biri açılıyor. Biri kapanıyor, biri açılıyor. Bu şu demek, insanlar karınca kararınca katkı yapıyorlar. Çünkü birçok emekli, dar gelirli izleyicimiz var. İnsanlar buna rağmen bütçelerini
zorluyorlar ve belki de akşam yiyecekleri bir lokmadan arttırarak bizimle birlikte olmaya özen gösteriyorlar. Bu çok önemli. Dayanışma açısından önemli. Bu mesele nedir konuşacağız. Çünkü şöyle bir sorun var. Ekranlarda insanlar bir çeşit çaresizlikten dolayı burayı ekmek, su, soluk borusu olarak görüyorlar. Ama medyanın hali pür melali gerçekten böyle mi değil mi? Bunlar konuşulmaya, tartışılmaya muhtaç. Önce haberimizi izleyelim. Ardından da RTÜK'e, RTÜK'te bu kararı veren insanlara, siyaset ve iktisat ilişkisine, bağımsızlık sorununa biraz değerlendirmelerle katkı verelim. Ben neden buradayım? Arkadaşlarımız neden burada? İnsanlar neden bu işi yapmaya çalışıyorlar? Hangi sorumlulukla? Biraz onlardan söz edelim. Çünkü sizin yaptığınız katkıya karşı herkes aynı zamanda da hesap vermekle yükümlü. Ama herkes. Haberimize gidelim. Televire karşı bir kumpas kurulmaya çalışılıyor. Televir'in lisansını iptal etmeye çalışan hain bir saldırı altındayız. Bir girişim altındayız. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Televir'i susturmaya çalışarak nereye varabileceğinizi zannediyorsunuz? Televir'i susturamayacaksınız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türken yolsuzluk videosunu ekranda yayımlamak gibi temelsiz suçlamalar yaratarak bağımsız medya kuruluşlarına RTÜK aracılığıyla ceza yağdıran iktidarın son kumpasını Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bu sözlerle duyurdu. Devam eden mahkemeler, bakın, itiraz ettik, devam ediyor. Kesinleşmiş cezalar değil. Vergi dairesine devretmiş. Yapılandırılmayan bazı borçlar var. Bizden önce kalan borçlar. Bunları da üst üste koymuşlar. Faiz işletmişler ve Telebir'e karşı bir haciz işlemi başlatıyorlar. Ve 2 hafta içinde eğer biz bu hacizde öngörülen 1 milyon 800 bin lirayı ödeyemezsek Telebir'in lisansını satışa çıkaracaklarını ilan ettiler. İyi mi? Daha önce hiçbir medya kuruluşuna uygulanmayan bu ceza ve tahsil yöntemini Merdan Yanardağ'ın duyurmasının ardından Telebir'e destek yağdı. RTÜK kesinleşmemiş cezaları işleterek Telebir'e haciz işlemi başlattı. Saray talimatlı kumpas cezalarıyla Telebir'in lisansı iptal edilmek isteniyor. Baskı, tehdit, cezalarla sonuç alamayınca şimdi lisans üzerinden tehdit ediyorlar. Telebir'in yanındayız. Telebir susturulamaz. Değerli seyirciler, Telebir'i yalnız bırakmayın. Bu ablukayı gelin hep birlikte kıralım, her zaman olduğu gibi. Merdan Yanardağ'ın çağrısı yanıtsız kalmadı ve çok sayıda siyasi hem sosyal medya hesaplarından hem de kanalımıza telefon açarak dayanışmalarını iletti. Yalnız değilsiniz dedi. Değerli dostlar, şimdi dayanışma vakti. Sizlerin gerçekleri öğrenme hakkınıza yılmadan hizmet ettiği ve güç odaklarının önünde eğilmediği için haciz operasyonuna maruz kalan bağımsız haber kanalı Telebir TV'ye destek olalım. Merdan, bir destek de benim gibi gazetecilerden. Her gün birimiz gönülden destek verelim. Karadeniz'de buna meci derler. Ben varım, büyük acımı atlatamadığım halde. Teslim olmak yok. Şimdi bakın, bizi siyasal baskılarla, tehditlerle sindiremediler. Cezalarla susturamadılar. Şimdi bizim lisansımızı satmakla tehdit ediyorlar. Yaşadığımız bu zorlu günlerde saflarımızı sıkı tutup yoldaşlarımızla el ele tutuşmalıyız. Telebir'e yapılan ablukanın kırılması için Halk TV olarak maddi manevi tüm gücümüzle yanınızdayız. Karanlığa bir ışık yanacaksa onu birlikte yıkacağız. Halk TV üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Telebir varsa umut var. Telebir Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Şimdi değerli dostlar, hep beraber biraz bu meseleye bakalım. Bu lisans işleri nedir, ne değildir? Önce onu bir anlayalım. Biliyorsunuz Türkiye'de karma karışık bir yayıncılık hayatı var ve bu karma karışık yayıncılık hayatının birinci maddesi ve birinci aşaması lisans sahibi olabilmekle geçiyor. İkinci aşaması, eğer paranız varsa İşte kablolu televizyon, bir takım platformlara girebilme mücadelesi geçiyor. Önce paranız olacak. Bunların bir kısmı devletin elinde olduğu için bir kere bunlara girmek çok zor. İkincisi, bir takım platformlara girmek için hem devletin baskısını aşmanız hem de o paraları bulmanız gerekiyor. Bundan sonra yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yatırımları yaptıktan sonra bir başka aşamaya geçiyorsunuz. Yatırımı yaptığınız sürdürülebilirlik gerekiyor. Yani insanların maaşlarını vereceksiniz, sigortalarını yatıracaksınız.
dükkanı döndürmeniz gerekecek. Böyle yerlerde biliyorsunuz sabit bir gelir olmadığı için nelerden insanlar gelir elde edebiliyor? Bir, reklam gelirlerini kazanmaya çalışıyorsunuz. İki, işte buradaki yazarların içinde olduğu ve başka yazarların da olduğu kitap gelirleri elde etmeye çalışıyorsunuz. İnternet medyasının gelişmesiyle birlikte tıkanma oranlarıyla birlikte oradan gelir elde edebiliyorsunuz. Zaman zaman başka medya kuruluşlarında yer bulamayan firmaların ya da kamu kuruluşlarının, bazen belediyeler de oluyor bunun içinde, onların reklamlarını alabiliyorsunuz. Fakat içinde devlet kuruluşlarının olduğu, içinde kamusal olarak hak ettiğiniz izlenme oranından vesaire hak ettiğiniz hiçbir reklamı alamıyorsunuz. Pek çok şeyde ticari kuruluşta baskı olduğu için gönülleri burada olduğu halde reklam veremiyorlar. Orada önünüzü göremiyorsunuz. Ve reklam ajanslarına izlenirlik oranlarını koyduğunuz zaman ya birader biz de bu ülkenin ilk üçünde, ilk ikisinde, ilk dördünde bir haber kanalıyız. Bize de bunu verin, şunu verin dediğinizde adamlar mecburiyetten çoğu izlenmeyen, düğmesine bile basılmayan kanallara paraları veriyorlar aman saray üzülmesin diye. Bu tür medya kuruluşlarında da sus payı gibi veriyorlar. Bu da başka bir sorun. Ve bütün bu süreç içerisinde bağımsız bir medya olmaya çalışıyorsunuz. Bu kanal ilk kurulduğunda Merdan Yanardağ beni çağırdığında ben bu kanala gelip uzunca bir süre omuz verdim. Orada adı lazım değil bu tür rakamların falan ama buradaki emekçilerle burasının inşa olması için pek çok arkadaşımla birlikte buraya ayağa kaldırmaya çalıştık. Biz kocaman bir sahilde tek bir kum olduk. Yanardağ bu meseleyi sürdürdü. Özellikle bu konuda Emre Kongar'ın da hakkını yemem. Çünkü o günlerden bu tarafa o desteği verdi. Ama tabii sadece Emre Kongar vermedi. İsimsiz kahramanlar, kamera önünde başka arkadaşlar da bunu verdi. Buralara kadar geldi. Önemli bir aşama gerçekleştirildi. Platformların bazılarına girildi ve giderek Tele1 kendi gücünü gerçekten hissettirerek bir yere kadar geldi. Ve bu geldiği yerde bir yer tuttu. Biz de Merdan Bey'le konuştuğumuzda şöyle bir tarif yaptık. Rating yarışmasında katakulliler var mı vesaire bunları bilmiyoruz. Ama orada da durumumuz fena değil ama biz referans kanalı olalım dedik. Onu da şöyle yaptık. Hürriyet zamanında 1 milyon satardı, Cumhuriyet 80 bin, 100 bin satardı. Hürriyet ne söylese olmazdı ama orada 80 bin, 100 bin satan Cumhuriyet'te işte İlan abi bir şey söylerdi, Uğur Mumcu bir şey söylerdi, Türkiye ona inanırdı. Bize dedik ki burası bir referans kanalı olsun, insanlar burada duyduklarıyla meselelere inansın. Mesela bu kanalın içerisinde hiç ben yetmez ama evetçiye rastlamadım. Nedamet getirseler bile rastlamadım, önemli. Biz bu kanalın içerisinde hiç Abdullah Gül pazarlamaya çalışana rastlamadım. Siyasal İslamcı'ya rastlamadım. Bu önemli. Bu kanalın içerisinde hiç Cumhuriyet değerlerine dair bir zafiyet gösteren kimseye rastlamadım. Bu kanalın içerisinde emek karşıtı bir söylemi olana rastlamadım. Kalbinden geçeni bilemem. Bu kanalın içerisinde bir biçimiyle çocukların, gençlerin kendileri, aileleri, gelecekleri için mücadele ettiğini gördüm. Dolayısıyla burada hiçbir zaaf görmedim. Piyasa ekonomisini alkışlayan, kutsayana rastlamadım. Burada laiklikten, cumhuriyetten ödün verene rastlamadım. Dolayısıyla bu kanalda farklı renkler olduğu, konuklar olduğu olacak, her görüşten olacak, karşı görüşten de olacak olabilse. Ama kanalın kendi kuruluş felsefesinde bir zafiyeti hiç görmedim. Nihayetinde emek hareketine destek veren, ağırlıklı olarak kendini solda tarif eden, Türkiye'nin vicdanı olmaya çalışan ve işte Türkiye'nin yolunu aydınlatacağız diyen bir kanal. Geri bunu söyleyeyim. Bu bir mücadele meselesi. İçinde bir gazetecinin olması yönetiminde sahibi olarak bu önemli. Hep söyledim. Eskiden Sedat Simavi Bey zamanında bir gazetecilik geleneği vardı ve gazeteciler gazete sahibi olurdu. Hatta öyle ilginç ki Ilıcakların bile kendi bir gazetesi vardı. Neticede sağ tandanslı ama gazeteci sahibi olan bir gazete vardı yani. Orası bile öyleydi. Daha sonra Özal'la birlikte her şeyin cılkını çıkaran Özal, piyasa ekonomisine bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler dedi. Burada Ertuğrul Özkök'ün deyimiyle market, süpermarket gazeteciliği başladı. Bizde her şey olur, yeter ki para gelsin meselesi oldu. Buna rağmen çalıştığım bütün kanallar içerisinde kurallı kapitalizme, altını çiziyorum, kuralsızı zaten bugün cehennem. Kurallısı da cehennemdi ama işte ise kurallı kapitalizme uygun olarak deneyimliydi Aydın Bey, Doğan medyası. Nispeten sınırları daha belliydi falan. Ama bugünkü Demirören medyası falan iyice felaket. Aydın Bey'le asla mukayese edilmez. Bir de akademi açmaya kalktılar.
bağımsız gazeteci, tek başına gazetecilik yapan Canan Kaya gibi arkadaşlarımıza bir de dava açıp mahkemelerde süründürüyorlar. Vay efendim, bizim onurumuz, şuyumuz, buyumuz. İyi güzel de ortadaki tabloya da bakalım. Şimdi bu tablodan söz ediyoruz. Dolayısıyla sizin de görerek ya da gönlünüzden hissettiklerinizle, sezgilerinizle, aklınızla Tele1'e sahip çıkmanızın nedeni buradaki insanların o çırpınışını görmek. En azından size bir yalan söylenmemesi, zihnin bulamaç olmamasını sağlamak. Çok önemli bir örnek vereceğim. Bu konuşmayı tirat gibi yapmak istemiyorum ama lütfen kulaklarınızı açıp dinleyin. Hassas bir yerde gidiyoruz çünkü. O da şu, bu Ukrayna Sovyetler Birliği'nden miras kalan Rusya, ki kötü bir halde yönetiliyor ama yine de genlerinde o miras var. Orta Doğu coğrafyasının son derece kritik bir sürecine yol açabilecek ve dünyayı cehenneme çevirebilecek bir şeye engel oldu. Bu cehennemin bir parçası da Kanal İstanbul meselesiydi, onu söyleyeyim. Yani eğer Kanal İstanbul yapılsaydı, bu bir Amerikan projesi, bizim sularımızdan Karadeniz'e Amerikan askerleri, NATO askerleri çıkacaktı ve fiili olarak 3. Dünya Savaşı olacaktı. Allah korudu mu diyelim, zamanlama mı denk geldi diyelim, yoksa Rusya bunu fark etti mi diyelim bir akılla, Türkiye Mustafa Kemal'in iradesiyle Montreux'a sığınarak meseleyi korudu. Fakat Ukrayna'daki meseleyi halkın ölümünden haklı olarak isyan eden insanlara karşı perde arkasındaki oyunu Türkiye'de bu yaygın kanallar içerisinde bir tek Tele1 gördü. Başka hiçbir kanal görmedi. Başka hiçbir kanal görmedi. Bütün kanallar, çünkü hiçbiri NATO çizgisinin dışına çıkamadı, hiçbiri Biden çizgisine çıkamadı, sol liberal çizginin dışına çıkamadı ama altını çiziyorum. Bütün kanallar Ukrayna'ya sınıra gidip işte burada felaket var, şu bu dediler. Ukrayna'da olan Zelenski meselesini burası açığa çıkarttı. Ukrayna'da olan neonezileri burası açığa çıkarttı. Ve buraya namuslu, onurlu gazeteciler geldi, konuştular korkmadan. O gazetecilerin söyledikleriyle ben de dahil olmak üzere hepimiz öğrendik. Ve doğru yerde durduk. Ne Putin'in arkasında durduk, ne de Ukrayna'daki o yönetimdeki aslında bütün bölgeyi kana vuracak, bulayacak, anahtarları NATO'ya verecek, Amerika'ya verecek meselenin arkasında durmadık. Bu bir. İkincisi, turnusol meseleler vardır. Ve bence o turnusol meselelerde doğru durmak gerekir. Eğer siz gazetecisiniz, eğer muhalifim de diyorsanız, çok temel bir meselede NATO meselesine net olmanız lazım. Eğer ağzınıza geldiğinde Deniz Gezmişler, Mustafa Süpiler, Nazımlar falan diye İşkembe-i Kübra'dan atıp da iş bugünün gerçeğinde konuşmaya gelince NATO gibi bir saldırı örgütü karşısında sus pus oluyorsanız ve bunu yumuşak geçiş için aparat oluyorsanız bu ayrıca bir sorun. Gelelim, çok uzattım ama bunu söylemem lazım. Medya, siyaset ve patron ilişkisine. Türkiye'de bu dengeyi bozan Özal oldu ağırlıklı olarak. Patronlar İş bitirici olmak için araya gazetecileri koydular. Pek çok Ankara gazetecisi hakkında iş bitiricilik, çantacılık yaparak patronlarına para taşıdıkları, ihale taşıdıkları örneği ortaya çıktı. O yüzden de bağımsız gazetecilik mesele önemli oldu. Bugün Bir Gün Gazetesi, çizgisinden hoşlanmasam da Cumhuriyet Gazetesi, Evrensel Gazetesi gibi, Yeni Yaşam Gazetesi gibi birkaç gazete ve portallarda da birkaç portal hariç bunu yapabilen hiç kimse kalmadı. Portallar foncuların eline geçti. Diğer gazetelerin zaten hali belli. Ama televizyonlar içerisinde patronsuz ayakta kalmaya çalışan, bu merkez hareketin içerisinde olan bir tek Tele1 var. O yüzden doğal olarak buranın patronu sizsiniz. Neden? Siz destek verirseniz, işte çok izlenirsek belki biraz reklam gelir. Siz de buraya para katkısı yaparsınız, denklem devam eder. Bizim de patronumuz alın teridir diyebiliriz. Her iş yerinde sorunlar oluyor, sıkıntı oluyor, çaresizlik ama buranın en büyük sorunu baskılar. Lisans iptali ne demek biliyor musunuz? Bu lisansı Merdan Yanardağ'dan alıp, onun üzerindedir herhalde, Tele1'den alıp bir başka yandaşa vermek demek. Bu kadar basit. Yani burayı açtığınızda geçmişte örnekleri olduğu gibi bırakın bizi seyretmeyi, bayağı yandaşları davul zurna ile göreceksiniz. Mesele bu kadar basit. Dolayısıyla biz burada sarayın yanında duran muhaliflerle de mücadele ediyoruz bir taraftan. Onu da unutmayalım. Çünkü sarayın yanında isteyerek ya da istemeyerek durabilirsiniz. NATO meselesinde, Ukrayna meselesinde, sınıfsal meselelerde doğru dürüst yerde durmazsınız. Zaten diğer yaptıklarınızın da bir önemi yoktur. Burada başka bir not almıştım ama kalp kırmayalım diye onları söylemeyeceğim. Az önceki haber iyi hazırlanmıştı. Haberde katılmadığım bir bölüm var, onu da söylemeyeceğim. Bunu anlayanlar anlamıştır.
her dayanışma dayanışma değildir. Çünkü çizginize bakarım. Şimdi devam edelim. Bu Bahçeli meselesine bir girmek istiyorum. Bahçeli'nin anket meselesi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili meselesi önemli. Bahçeli'yi atlarsak haksızlık etmiş oluruz. Dün gündem yarattı. Önce bir haberi izleyelim. Anketle doğmadık ki anketçi söyleyelim. Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım. Sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranlarını düşük gösterenlere, siyasetimizi küçümseme hayasızlığına düşenlere, sipariş kamuoyu araştırmalarıyla devamlı itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki sizler bizi yok sayacaksanız Allah'ın izniyle biz daha çok var olacağız. Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Çalışmamızın karşılığını 3-5 anketçi müsveddesinden 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. Biz ankete değil, gönlünü ve yüreğini açan, dudaklarından dua ve destek sözleri tane tane dökülen yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu anket meselesiyle ilgili haklı olduğu bir yer var, haksız olduğu da bir yer var. Haksız olduğu yeri söyleyeyim. Sayın Bahçeli kendi de anket yaptırsa, sokağa da çıksa kendisinin sonuçlarını bir kere görür. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla onun Sayın Bahçeli'nin oranlarında çok ciddi bir düşüş olduğu açık. Ancak üzülerek söylüyorum ki isim veremem ama herkes kendini bilir ve tanır. Çok da seçkin isimler olmak üzere anket şirketleri bazen aldıkları paraların hakkını da verirler. Bazılarının sicili maalesef karanlıktır. Nereden göreceğiz? Uzatmaya da gerek yok. Dava açsalar ispatlarız. Nedir o? Seçimlerden önce açıkladığınız anketler ve seçimlerden sonra ne kadar rezil olduğunuzu gördüğümüz, rezil olduklarını gördüğümüz pek çok sonuç var. Bu konuda haklı. Bugün de muhalefette bazı partileri öne çıkartıp onu güçlendirmeye çalışanları görüyoruz. İktidar medyasını geçiyorum çünkü bu taraf önemli. Çünkü orada zaten bir delilik almış başını gidiyor. Fakat anket firmalarının da vebali olduğunu, anket firmalarının da bizim gibi insanlar hayatta oldukça bunu önlerine koyacağımızı hatırlatmak isterim. Bu işler o kadar bedava değil. Tarihin en kritik seçimine gidiyoruz. Orada gerçekleri söylemek zorundalar. Kendi felli adamlar bir de gidiyorlar partilerin genel başkanlarına sunum yapıyorlar ve inanın o sunumlarla o genel başkanları etkiliyorlar. Size iddia ediyorum o sunumlarla Cumhurbaşkanı adayını manipüle edecekler. O sunumlarla altılı masa dahil her yeri etkileyecekler. Bir şey daha söyleyeyim. Benim adını bildiğim, herkesin de bildiği, spekülatif gibi duran ama herkesin de bildiği mesela şu var. Bir anketçinin basbayağı Abdullah Gül'ü pazarlamak için siyaset mühendisliğine soyunduğunu ben biliyorum. Ben biliyorum. Önemli bir anket. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Şu anda yapıyor mu bilmiyorum. Ama o seçimde yapmıştı. O yüzden Sayın Bahçeli'nin bu demesi doğru. Bir sesle daha devam edeceğiz. O da Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söyledikleri. Her seferinde söylüyor. Bence bunun üzerine de konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı? Onu söyle. Gözün kesiyor mu? Ondan bahset. Er meydanına çıkabilecek cesaretin var mı? Onu ifade et. Neden susuyorsun? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Henüz kimi Cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri de derin bir anlaşmazlık ve tartışma konusudur. Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak. Mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla. Aday mısın, değil misin? Bu meselede anlamadığım şeyler var. Neden? Şimdi bir tanesi, Cumhur İttifakı'nın adayı da belli değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı henüz açıklamadı. Dolayısıyla resmi bir açıklama yok. Hal böyleyken neden Kılıçdaroğlu sen adaylığını açıkla diye bir kamuoyu baskısı olduğunu katiyen anlamış değilim. Hadi Millet İttifakı'na oy verecekler açısından bu başka bir merak. Kılıçdaroğlu mu kazanır, Mansur Bey mi kazanır, işte başka birisi mi kazanır, Ekrem İmamoğlu mu kazanır sorusunu anlıyorum. Ama siz niye dert ediyorsunuz? Ha, derdiniz şuysa Kılıçdaroğlu mu olacak, başkası mı olacak, biz de ona göre bir değerlendirme yapacağız diyorsanız
kendinize güvenmiyorsunuz demektir. Bir diğer husus, MHP'lilere sorsak neden sizin genel başkanınız mesela Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hiç adını geçirmez, neden hiçbir yarışa doğrudan girmez diye sorsak haklı bir soru olmaz mı? Mesela çıkıp da Sayın Kılıçdaroğlu dese, ya Sayın Bahçeli Mert sen aday ol, ben de hemen karşında aday olacağım dese mesela, ne diyecek? Bana tuhaf geliyor. Biz yine Sayın Erdoğan'a dönelim. İpek hazırdır. Birinci bölümde size verdiğim şeyi, o nasıl yaparız tartışmalı videosunu bir daha bir göndersin. Ardından yayınımıza devam edelim. Bu idrak noksanlığının emarelerini görmek mümkündür. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yaptığımızı bilmiyoruz. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyoruz. Milletim müsterih olsun. Bir müsterih olma gayreti içerisindeyim ama sonra düşüneceğim. Çünkü şimdi bu vereceğim haberlerden sonra bir müsterih olma durumumuz var mı? 6 ay önceye geri döndük. Dolar yeniden 17 lirayı aştı. Bunu söyledik. Bir bypassla düşürülebilir ama şu açık ki doların üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışıyor. Dolar belki de ekonomistler söyler 19-20 lira belki 22 lira bunu bilmiyoruz. Oraları görür müyüz bilmiyoruz. Faizi daha çok düşüreceğiz dedi. Faiz korumalı mevduat var. Orada iş felaket. Ama artık insanlar vicdanlarıyla düşünmeye ve vicdanlarıyla tartışmaya başlar. Sizi TÜİK'e götüreceğim. Bir başkasına söylemenize gerek yok. TÜİK'te tablo açık. Enflasyon açıklanacağı gün 7 TÜİK çalışanı rapor almış. Daire başkanı uyarı yazısı yazmış. Yani şöyle düşünün. TÜİK'te çalışıyorsunuz ve bırakın topluma karşı bir sorumluluğu. Sadece evinize karşı sorumluluk duysanız maaşınız da diyelim 5 bin lira, 10 bin lira neyse bir ay önce diyelim ki alışveriş yapmaya gittiğinizde bir sepet 500 liraya, 300 liraya doluyorsa o gün 600 liraya, 900 liraya doluyor. Bir aylık diyelim erzak alacaksınız. Yani yağ, işte unu vesaire baştan alayım ki aç açık kalmayalım diye. Şimdi burada baktığınız zaman sokakta enflasyon en az %100, %120, %150 falan. Ve çıkacaksınız enayi yerine halkı koyma görevi size verilecek ve bunun altında imzanız olacak. Çözüm rapor almak. Palyatif yani o anki böyle acil çözüm diyelim ona ama çözüm değil. Aslında bu insanlar hep bu sıkıntıyı yaşayacaklar. Düşünün bir eve oturmaya gittiniz size misafir geldi soracaklar. Ya gerçekten enflasyon böyle mi? Diyeceksiniz ki yahu değil görmüyor musun sokağı? O da diyecek ki peki sen utanmıyor musun bunların altına imza koymayı? İnsanlar artık bunu taşıyamıyor. Bana sorarsanız bunu taşıyamamış olmak anlamlı. İşte bürokraside, sokakta, hayatın içinde herkes bunlara itiraz etmeye başladı. Devam edelim. Ağababanın enflasyon meselesi. Orada da güzel bir açıklama var. Diyor ki utanmasalar 1929'daki buhrandan dolayı yükseldi diyecekler enflasyon için. Bunu diyebilirler. Türkiye'de de buna inanacak bir kesim var. Sabah yine Sputnik'te, Radyo Sputnik'te dinlediğim Ali Çağatay bir anketi, bir veriyi açıklıyordu. Türkiye'de 2023 yılında Lozan'daki gizli maddelerin açıklanıp Türkiye'nin refaha ulaşacağına inanan %40'lık bir nüfus varmış. %40. Ali Çağatay'ın verilerine göre bu %40'lık nüfus varsa eğer zaten Türkiye ayva yemiştir. Yani o insanlara siz çıkıp da dert etmeyin 2023 6 ay kaldı biz bu işi çözüyoruz dediğinizde inanacaktır. %40 da az bir oy değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. 3600 meselesi ek göstergeye gelelim. Düzenlemeyle alınacak emekli ikramiyesi 2002 yılında alınanın 520 çeyrek altın ettiğini söylüyor. Şimdi çok daha az olabildiği ortaya çıkıyor. Yani ek gösterge de derde derman olmuyor. Ek gösterge de sorunları çözmüyor. Kim ne derse desin, delik büyüdükçe büyümüş, kara delik haline almış. Dünya evrenin kara deliğiyle uğraşıyor. Biz cebimizdeki kara delikle uğraşıyoruz. Türkiye bu anlamda büyük bir felakete gidiyor. Türkiye iflas etmez diyorlar. Türkiye iflas eder etmez bilemem ama pek çok ev, hane halkı iflas etti bile. Nasıl yaşadıklarını da kimse sormuyor. KYK meselesi. Gençler ve çocuklarla ilgili mesele. 400 bin KYK borçlusu icralık hale gelmiş. Gençlere eğitim kredisini ödeyemiyorlar.
Uygar bir dünyada zaten fırsat eşitliği sağlanır ve bütün bu eğitimler parasız olur, değil mi? Fakat bir fırsat eşitliğinden, bir parasız eğitimden söz etmek falan mümkün değil. Hal böyle olunca otomatikman şunu düşünmüş oluyoruz. Birader, bu tablo nedir? Bu tablo nedir? Gençler borçlu başlıyor, borcu ödeyemiyor, iş bulamıyor, ellerine 3 kuruş verseniz hayatı sürdüremiyor. Nasıl olacak bu iş? Olmayacak. Gençler de böyle böyle zaten ya uçurumun kenarına sürükleniyorlar ya da itiraz ediyorlar. İşte Gezi bundan dolayı önemliydi. Ve yine üzücü bir habere geçelim. Artık hastanede doktor bulamayacağız. Hemşireler istifa ediyor. Hemşireler istifa ettikten sonra açlıktan ölüyoruz demeye başladılar. Türkiye'deki pek çok meslek grubunda olduğu gibi gençlerin ardından hemşireler de bu büyük felaketi yaşıyorlar. Sevgili dostlar, bu tabloya baktıktan sonra hani ben bir felaket tellallığı yapıyor falan değilim. Ama şu gerçeği size söylemekle yükümlüyüm. Felaket tellallığı yapmıyorum ama hakikati söylüyorum. Bu hakikatin, madalyonun bu yüzünü bir taraftan da Tele1'deki, Tele1 haberimizdeki olanlarla birleştirin. Bağımsız bir medyanın yaşamasının ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız. Devam edelim. Çekmeköy Belediyesi'ne gideceğiz. Haberimizi izleyelim ve hayatın artık ne hale geldiğini, birilerinin nasıl bir zenginlik içerisinde olduğunu, nasıl rant ürettiğini, birilerinin de artık açlıktan ağzının nasıl koktuğunu ibretle izleyelim. Buyurun. Ya senin çocuğun da burada oynamayacak mı ya? Ya bu normal midir ya? Lan 5.30'da inşaat başlar mı lan? Hıssan! Hıssan! 5.30'da inşaat başlar mı? Neyi kaçırıyorsunuz lan? Hıssan! Ayıp bu lan, ayıp! Hırsızsınız lan! 5.30'da kimse sokulur mu? Bunun yolu bu da değil lan. Ne demek yolu değil lan? Gidiyor park gidiyor. Ne yolu? Meclisini yaptınız. Yolu mu kaldı? Ya parka girmiş adam. Park gitmiş kardeşim. Senin paran harcanıyor. Senin paran harcanıyor ya. Tamam lan, bu şekilde çözülür ben. Nasıl çözeceğiz? Böyle kavga insan mı? Çözeceksiniz. Nasıl çözeceksiniz? Nasıl çözeceğiz? Siz söyleyin, biz çözelim. O zaman siz söyleyin, biz çözelim. Park gidiyor. Toprak kazılmış. Ne oldu ki ya? Boş boş konuşuyor. Halk bir şey yok. Kaç haftadır burada? Kaç haftadır burada hukuk takip ediliyor? Kimse dinlemiyor hukuku. Çek ya, gel. Ne yapıyorsunuz? Ayıptır, ayıptır ya. Millete şu bir Yavuz Parkı'na göz koyuyorsunuz ya. Parasını harcıyorsun ya. Kaç para verildi bu parka? Çek arkadaş, çek. Neyi çekiyorsun sen? Neyi çekiyorsun sen? Sen neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Sen neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Sen neyi çekiyorsun? Ya hırsızları koruyorsunuz kardeşim. Hırsızları koruyorsunuz ya. Hırsızsınız. Ya senin çocuğun da burada zaten var. Bisiklete biniyor ya. Arkadan bakmayın, çıkın sahneye, çıkın. Gelsin mi kaç buraya? Bu hırsız altında siz. Ulan 5.30'da tekte sokular mı lan? Gel bu ülke. Ya kardeşim bak, sizin de çocuklarınız burada oynayacak. Burası hırsızların adresi değil mi ya? Buradaki iki tane şey korsan değil mi bu? Hayır ya. Sabahın köründe herkesin reyni alırsınız. Bak bu kadar köründeyiz. Sınav bekliyor. Ne çıktı mı bunlar? Bugünün yayınını da böylelikle tamamlayacağız. Son 1-2 dakikamız var. Onunla da değerlendirmemizi yapalım ve bitirelim. Aslında bütün bu gündemleri vermek sorumluluğumuz ama nihayetinde de burada bir mücadele veriliyor. Arkadaşlarımız telefonlarda, sizlerden gelen telefonlarla, kimilerinin karınla kararınca, kimileri varsa daha varlıklıysa elinden geleniyle yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım bu yayından sonra da ne kadar sizlerden telefon gelecek, ne kadar katkı olacak. Bunu önemsiyorum. Şu Aziz Nesin sözünü tekrar söyleyerek bitirelim. İnsanların söyledikleri kadar sustuklarından da sorumludurlar. Bunu size söylemek istiyorum. Bir de kendimle ilgili tamamen beni bağlayan bir not düşmek istiyorum. Bana göre dayanışma, kimle dayanışma içerisinde olduğunuzla da önemlidir. Yani bugün bize kara para aklamak isteyen birisi ve biz onun kara para akladığını bilsek herhalde bu parayı alıp bu kanal için kullanmayız. Ya da eğer birisinin çevresindekilere her türlü zulmü yaptığını bilsek
o zulmü sendika karşıtı olmuş, işçisine kötü davranmış birisi al birader parayı dayanışıyoruz dese herhalde bu parayı almayız. Ya da sarayın Alevisi, sarayın sendikası, sarayın muhalif gazetecileri, sarayın sermayesi şimdi çaktırmadan bizimle ilişki kurup iyi ilişkiler kuruyormuş gibi görünse ben o parayı almaktan taraftar değilim. Eğer yanlışlıkla sızarsa da hissedildiği zaman bundan kopmak gerekir. Diyeceksiniz ki zor günler. Evet zor günler. Ben Türkiye'de çocukluğumdan beri hiç kolay günler hatırlamadım ki. Yani Erbakan bize Kadayıf'ın önce mi altı kızaracak sonra mı dedikten sonra kanlı mı olacak kansız mıya kadar gelmişti. Faşist evren döneminde öğrenciydik başımıza gelmemiş kalmamıştı okullarda. Her türlü baskı, şiddet, zulüm, gericilik falan olmuştu. Özal döneminde bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinleri gördük. İşte şimdi hortlayan Tansu Çiller döneminde en ağır maliyetleri ödedik. Ve nihayetinde döneminde, Ecevit döneminde bile hayata dönüş operasyonunun vahşetine tanık olduk. Yoldaşlarımız dahil olmak üzere birçok siyasi mahkum katledildi. Ve en son AKP döneminde insanların başına gelmedik kalmadı. Ben şunu yapmadan edemiyorum. Bana derseniz ki ya Enver gün öyle mi? Eyvallah. Ama ben kendi içimde şunu söyleyeyim. Döneklerle, yetmez ama evetçilerle, hiçbir öz eleştiri yapmadan kalkıp da şimdi en önde ben muhalifim diyenlerle, patronlara anahtarını teslim etmiş olanlarla, koltuk belasında olanlarla, hayatını bir takım şirketlerden onların ideolojisiyle toprağa ihanet ederek gazeteciliğe soyunanlarla, sonradan aklı başına gelenlerle yan yana olmak istemem. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.